هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة عيننا وتاج روسنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك معلوماتك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيمتعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض أحد ويقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا وتمر الماشية بين الزرعين لا تأكل منه سنبلة وَالْحَيَّاتُ والعقارب لا تؤذي أحدا والسبع على باب الدور لا يؤذي أحدا إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى وتكدس حضرت لنا حمد سنة الله رسول صحته صحة وعافية içerisinde. bu ilim meclislerinde Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem gecesi olan cuma gecesinde ve hadis şerifleri okunan hadis meclisinde onun ruhaniyetiyle beraber hazır etti elhamdülillah engelleri kaldırdı yardımcılarımızı artırdı Allah'ım bu yolun manilerini izale eylesin Allah'ım ayet hadisleri okumaya engel olanları izale eylesin Amin. Rabbimiz Tebarek ve Teala ayet ve hadislerden istifade edenlerin yardımcılarını, sebeplerini ziyade eylesin. Amin. Amin. Hadis-i şerif, uzun bir hadis-i şerif okuyoruz. Biliyorsunuz. İki hafta yaptık ders. Fakat hadis-i şerif 3 tam sayfa uzun normal küçük boy kitaplara bakarsan tabi 6-7 sayfa eder uzun sayfa ile 3 sayfedir onun için 3 derse bölmek durumunda kaldık İnşallah bugün bitiririz İnşallah. Rabbimiz bakalım bize ne haberler buyuracak duyuracak Habibi sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemin Allah-u Teala bütün alemlere rahmet olarak onu gönderdi. İnşallah önümüzdeki ay, şimdi safer ayındayız. Allah selametle çıkartsın. Amin. İnşallah önümüzdeki ay rahmetellil aleminin ayına, doğum ayına Rabbi'ül evvele kavuşacağız. İnşallah. Kökteki ay hesabıyla konuşuyorum. Dini ay hesabıyla konuşuyorum. O olmasaydı biz ne kadar cahil kalacaktık ne kadar gafil kalacaktık. Hiçbir şeyden haberdar olmayacaktık. Ne dünyadan ne ahiretten. Şu anda da bütün ilimler onunla. Tıp onunla. Efendim. Ahlak onunla. Maddi ve manevi bütün değerler onunla bilinmiştir. Onsuz hayat olmaz. O bizim nasıl ki insanın Yüzüğünün taşında, yüzüğünün üstünde ne oluyor? Bir efendim, kaç deriz ona. Üzerinde bir yazı oluyor. Kalbimizin de üzerindeki mühür Muhammed Mustafa'nın mührüdür. Sallallahu aleyhi ve sellem İn mühri Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Berdilimen nakşini giyin Mustafa ma cae illa rahmetellil alemin Buyuruyor şair. Ne güzel söylüyor Allah'ın dostları. Bu Muhammed mührü sallallahu aleyhi ve sellem benim kalp ve gönlümün üzerinde yüzüğün nakşı gibidir. Üzerine kalbimin üzerine bu mühür vurulmuştur. Allah ayırmasa. Amin. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ancak alemlere rahmet olarak gelmiştir. O rahmetin eseridir ki bu kadar hadis-i şerifler bize beyan etmiştir. Allah Teala geçmişten haber verdi bize onunla. Şu anda başımıza gelenlerden haber verdi. Bundan sonra başımıza geleceklerden haber verdi ve bizi hem Kur'an hem hadis vasıtasıyla hepsi onunla bize geldi. Çünkü Kur'an bize Allah'tan direkt gelmedi. Kur'an bize Resulullah vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem geldiği için bütün ayetlere onunla ulaştık. Onun için ayet olmadan, hadis olmadan Dünya olmaz. Olur ne gibi? Kafirlerin dünyası gibi. Ne gibi? Hayvanların hayatı gibi. Yerler içerler, davarlar gibi. Evet. Ayet bilmezler, hadis bilmezler. Bir şey dinlemezler. Evet. Gidecekleri yer cehennem olur. Allah muhafaza etsin. Şimdi sizin yeriniz cehennem olur mu? Olmaz inşallah. Niye ayet dinliyorsunuz, hadis dinliyorsunuz? Hiç Allah'a peygamberi dinleyenle şeytanı dinleyeni bir tutar mı Allah? Celle Celal tutmaz. Ama yeter ki yolda sebat edin. Kıvırmayın. Bir oraya bir buraya yamulmayın. Ben de sizde. Size söylüyorum derken hepimize söylüyorum. Aynı yolda sebat edip ehl sünnet vel cemaat itikadı üzere. Gidebilirsek inşallah Resulullah bekliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her cuma gecesi burada o salavatı cemaatle okuyoruz. Onun için bir sohbet kaçırmamak lazım. Belki o hafta ölürsün. i̇şte o salavat niye okuyoruz? Mezara girdiğinde o salavatı her cuma gecesi okuyanı lahdini kabirde kim yerleştirecek? Muhammed Mustafa yerleştirecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Olur mu? Olmaz olur mu? Onun ruhaniyeti her tarafı kaplamıştır. i̇mam Gazali Hazretleri kabre konurken Efendimiz kucağına aldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Koca i̇mam Gazali, Hüccetü İslam. Hiç bizim imam gazali olacak halimiz yok ama Bu salavat-ı Bereketi var kabirde zaten herkese Görünecek ama Kimisi iman tazeleyecek Kimisi şaşıp kalacak tanımayacak Allah bizi Tanıyanlardan eylesin Biz tanırsak o bizi zaten tanır Mesele bizim tanımamız O herkesi tanıyor Ama iyi tanıdığı var Kötü tanıdığı var Cuma gecesi onun gecesi bu meclis onun meclisi, bu sohbet onun sohbeti, bu hadisler onun hadisleri. E şimdi böyle fesat zamanda, bu fitne zamanda, ahır zamanda gelip hadis dinleyeni e, görmez mi? Ona şahitlik etmez mi? Ona şefaat etmez mi? Şimdi onu efendim yalancı sahtekarları dinleyenlerle bir tutar mı? Tutmaz. Çünkü biz onu başka insanlarla bir tutuyor muyuz? Tutmuyoruz. Biz onun hadislerini başkalarının konuşmalarıyla bir tutuyor muyuz? Biz başkalarının dediğine soru işareti koyuyoruz. Onun buyurduklarını daha şüpheleniyor muyuz? O zaman o da bizi başka ümmetlerle bir tutmaz. Yeter ki cemaatten ayrılmayalım. Bu cemaatten ayrılanın hangi uçuruma gideceğini bilemeyiz yani. Ondan sonra kim onu çekip alacak? Cemaat önemli bir şey. Cami cemaatinden bahsetmiyorum. Sohbet cemaatinden bahsediyorum. Çünkü cami cemaatinde bir araya gelirler, dağılırlar. Ne birbirini tanırlar, ne birbirinden haberdar olurlar, ne de birbirinin yanlışını söylerler. Ne de birbirine doğruyu söylerler. Bunda fayda yok. Ne olacak? Cemaat Allah için bir araya gelecek. Doğruları konuşacak, ayet-hadisten dertleşecek ve böylece insanlar ne yapacak? Yanlışlarını düzeltecek. Şimdi mesela tadil erken meselesi. Namazda tadil erken. Gidiyorsun. İnsanların tadil erken haricsiz kıldıklarını görüyorsun ama bir şey diyemiyorsan işin yaş. Çünkü sen biliyorsun. Biliyor musun? Senin de bildiğine soru işareti. Çünkü neden? Nedir tadil erken mesela? İşte onun için hadi Raif amcanın Bayburtlu Raif amcanın lafını söylüyorum millete. Ara sıra kafayı şey ederdi, sıyırırdı. Çok mübarek adamı da ama, mert yiğit adamı da. Almanya'dan geldi, aldı Mer Mercedes'i geldi. O zaman Almancılarda Mercedes var, bu yerlilerde Mercedes yok. Zengin yok memlekette, çok az. Çarşamba daha Mercedes çok görmemişik. Biz burada doğduk büyüdük. O almış Mercedes gelmiş. Ben de daha çocukken beni vaza gezdiriyor biraz e, birisi homurdansın e, cuma ezan biraz geç, geçsin biraz biri konuşsun şşt, şşt dediği zaman kimse konuşamaz iri yarı böyle arada da kafayı sıyırırsa da kürsüye de çıkar vaaz eder Fatih camisinde İsmaila'da da çok çıktı rahmetli Hasbi hocayı da yatırırdı aşağı onda göğsüne çıkardı kafayı bozdu mu hiç İsmailiada çok menkıbeleri var onun Eskiler bilirler. Şimdi hoca vaaz ediyor Fatih Camisi'nde. Ne diyor? Aman cemaat zikrullah'a devam edelim. Zikrullah'ın fazileti çoktur. Zikrullah şöyle cevaptır. Bu da şimdi hafif de kafası şey. O ara sinirleri bozuk. Dedi ki hoca efendi ne var? Bu zikrullah dedi. Sabah kahvaltısında mı yenir? Öyle yemeğen demiyor. <laughs> hoca da ne diyorsun diyor. E, ne diyorum dedi. Hepsi dinliyor dedi. Zikrullah, zikrullah. Zannetler ki Medine'deki bizim arkadaş var. Zikrullah o. Dedi bunu anlatsana Yani şimdi tadil ergen Tadil ergen diyorum sana adam tadil ergensiz Kılıyor ona bir şey diyor musun E sen tadil erkenli mi kılıyorsun E tadil erken nedir E bir cevap ver Tadil erken nedir Kaç yerde geçerlidir Şimdi bilen bilmeyen öğretecek Ve Lil alimi minel cahil haythu la yuallimu. Vay diyor alimlerin bilenlerin başına gelecek Azaplara vay neden? Cahillere öğretmediklerinden. Şimdi bu bu iş zor. E ne olacak? Ben kılarım. Ben doğru kılıyor muyum? Kılıyorum. Adam yanlış kılıyor. E bana ne? E niye? Ben ne diyeyim şimdi ona desem ona bir şey? Kalkacak diyecek bana ne karışıyorsun bana? Diyecek. E bu sefer ne olacak? Ağzını kırmam lazım. E böyle konuşmaman lazım. Niye ağzını kırıyorsun ya? Diyeceksin kardeşim ben hocayım e ben bu işin yani bu işi biliyorum. Onun için sana da öğretmek istiyorum. Dersen efendim, e kimisi kızabilir, kimisi gidişine diyebilir. E ne yapalım? Vazifemiz var. Şimdi cemaat deyince cemaatten ayrılmam. Niye? Cemaat birbirini doğrultursa, düzeltirse cemaattır. Değilse herkes birbirinin yanlışını görüp de razı gelirse böyle cemaattan ne fayda var? Şimdi öyle çok cemaatler var. Hacı efendi, hoca efendi. Birbirine hürmet, o ona dervişim, o ona benim evliyam. Ama mübarek zat, hepsi birbirini yağlıyorlar, ballıyorlar, sıvıyorlar. Hep cennete yolluyorlar. Hepsi de yanlış. Olmaz ki böyle cemaat. E ben de doğruyu konuşuyorum, dokuz köyden kovuluyorum. Kimse de beni sevmez. E sevmesi. Ama seviyorsunuz, Allah razı olsun da. Siz de devedeki kıl kadarsınız. Sevmeyenim daha çok. E neden? Doğruyu konuştuğumdan. E bu hoca niye böyle konuşuyor? E, olmuyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh adamı gördü çağırdı ne dedi? Gel bakalım. Kaç senedir böyle namaz kılıyorsun? Adam da iftar 60 senedir. <laughs> dedi ki 60 senedir bir namaz kılmadın dedi. Niye? Tadil erken arayatin yok. İşte alim odur. İşte cemaat odur. Sahabe cemaati cemaattır. İşte adamı çağırıp da yanlış kıldığını söyleyebilendir. Ya budur. Ha tabii ki söylemenin de nesi var? Usulü var. Yani arkadaş dedi bir kere geldik dedi cami tam safa gireceğim dedi bir yumruk Allah Allah bu tarafı bir de baktım da yanımdaki diyor ki takken nerede? <laughs> e sen de nereden geldin yani takken nerede demenin usulü var da şimdi bizim cemaatta da öyle kaba adamlar var ki hiç yontulmamış. Yani. Hiç. E şimdi bunun sakalı olsa ne olur? Sarı olsa ne olur? Halep müftüsü gibi kafaya sarı sarmış. Gidiyor herife yumruk atıyor. <laughs> ya yumruk atılır mı? Cık. Kardeşim dersin başın mekruhtur, başın açık. Ondan sonra tahası bir de takke çıkarırsın cebinden. Adam almazsa konuş. Dersin şunu takar mısın falan. Namazdan sonra da geri isteme. Ayıp olur. <laughs> ha, öyle olursa makbule geçer. Yumruk atılır mı adama? Adam dedi omzum ağrıdı dedi ya. Gelmiş şimdi. Biz anlatmaya çalışıyoruz ama kabalıkla sabalıkla değil. Yumuşaklıkla. Niye güldürüyoruz? Niye konuşurken şakaya vuruyoruz işi? E ciddiyi kaldıramazsınız ki. 10 dakika sonra ya gidersiz ya uyursuz. Tatlı tatlı konuşuyoruz. Neden kafanızda kalması için? Siz de millete nasıl konuşun diye? Böyle konuşun diye. Evet. Onun için cemaatten istifademiz çok olması lazım. Ama sen 10 sene, 20 sene, 30 sene cemaate devam et. Hala namazın namaz değil. Bu ne olacak ya? O zaman o cemaatten sana fayda? Yok. E şimdi bu önemli. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sohbet yaparken adamın kıldığını gördü. Sonra ne yaptı adam? Adam kıldı geldi hızlı hızlı. Oturdu. Vaazı kaçırmayayım diye namazı hızlı kıldı. Dedi ona irci fe salli. Feyne Dön git namaz kıl. Sen kılmadın. E tabi iki kere tekrar edince üçüncü de adam da uyanık. E ben başka bilmiyorum ki dedi. Demek ki ben kırk kere kılsam böyle kılacağım. O zaman bana öğretir misiniz? Kainatın Efendisi tek 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 Bukhari'de, Müslüm'de bunlar öğretti. Ya e şimdi senelerdir konuşuyoruz. E, tadil erkanın üzerinde de çok dururuz. Ama çok üzgün olduğum bir konu vardı. O da neydi? E millete bu sohbette tam tatbikatla anlatılamıyor. Detayları var. Kaç yerde kavme, celse, kıyam, ruku, secde, imama uyanın cemaatin önden gitmemesi, efendim imamdan önce davranmaması gibi maddeleri var bunun. E bunları da tek tek bir sohbette anlatamadık. Anlatsak da bir sohbete de sığmaz ama Sohbet ne kadar olsa da kalıcı olmuyor." diye. Bunu çok düşünüyordum. Çünkü İmam-ı Rabbani, Kudretis-i Ruh Hazretleri 400 küsur sene evvel bu işi çok önemsedi. Üzerine durdu, mektuplar yazdı bütün her tarafa. Ve ne buyuruyor? Bu o kadar önemli bir mesele ki çok önemli bir mesele olduğuna delil. Namazın farzlarından diyen var. Vaciplerinden diyen var. Sünnet müekkede diyen var ama kuvvetli görüş Hanefi mezhebinde nedir? Vaciptir. Vaciptir ne demek? Onu yapmadığın zaman da kıldığın namazı ne yapman lazım? İade etmen lazım. Şimdi kıldığını yanlış kıldın. İade etmen lazım. İade ettin mi? Etmedin. Ne oluyor? Günah üzerine günah. Günah üzerine günah. Yığın üzerine yığın. Bu da kılanın. Kılmayanı hiç konuşmuyoruz. Kılmayan bizim mevzumuzda değil. Onun neresini düzelteceğiz? Yine kılanın bir düzelteceğimiz tarafı var. Ama o kadar önemli ki ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem adama? Ema tegaf. Sen nasıl kılıyorsun? Sen korkmuyor musun? Lev mitte ala hadha. Lev mitte ala gayri milleti Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu namazı kılarken ölsen ve bu namazı düzeltmeden ölsen Muhammed'in dininde ölmezsin. Başka bir din üzere ölürsün. Bu hadis-i şeriftir. Başka bir hadis-i şerifinde ne buyurdu? Yine böyle hızlı kılana tabii onun usulü var. Hızlı derken nerelerdeki hızlılık? Bunların usulü var. Bunları bilmeniz lazım mı? Hangi yerlerde geçerli olduğunu bilmeniz lazım mı? E çünkü bunu şimdi Tadil ergen, tadil ergen. E bu senelerdir de söylüyoruz. Adama buyuruyor ki La yulev ala haza La yukal leke min ümmeti yevmel kıyamet. Sen namaz kılıyorsun. Kazan da yok. Ama şu namaz üzere ölsen sana kıyamet günü benim ümmetimden demezler. Niye yaradı bu namaz? E şimdi onun için diyoruz ki cemaat, katıldığımız cemaat öyle cemaat olacak ki bize yanlışlarımızı öğretecek ve bizi düzeltecek. Eğer bize bir katkısı yoksa otur, kat, doldur, boşal, toplan, dağıl. Ne kazandın? Üstünde ne kaldı? Aa adam çok iyi konuşuyor. Amma edebiyat. E tamam da sana bir şey yansımıyor ki. Onun için biz bu büyüklerin himmetiyle, Allah dostlarının, İmam Rabbani Kudsesi Hazretleri'nin, silsilemizin büyüklerinin, Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretlerimizin, Kıddesi Allah'a şuru, ee, tabii ki, Bir, bu arada İhsan Efendi hocamızı da unutmayalım. Çok tadil erken üzerine durup, cemaata yön veren büyüklerimizdendi. Allah rahmet eylesin. İşte bu zatlardan görerek, bu meseleleri böyle, o kadar acayip, ben mesela, tadil ergana çok rahat etmeye çalışırım. Ama eski ihvandan bir zat vardı. Göktaş'ın abisi. Mübarek adam. Şimdi beni seyretmiş böyle ben tabii çocukluktan beri maskot gibi ortada olduğum için herkes bana bir şeyler söyler. Dedi ki tadili erkanda noksanın yok ama bir, bir hatam var. Dedim ki nedir? Dedi ki kıraatı rükua ekliyorsun. Ne demek? Mesela minel cinneti nas? Allah'u ekber. Bu noksan değil. Ne olacak? Ben bitirdim mi duracağım biraz. Ondan sonra Allah'u ekber diye. Hemen dedi tekbirlen kıraat ekli Onu fark etmiş gizli namazda. Böyle ikaz ettiler bizi. Çocukluğumuzdan bizi böyle yetiştirdiler. Biz böyle adamların yanında büyüdük yani. Adam orada gizli kıldığı namazda vennâsı Allah'u ekberle eklediğinden sana bak buranın noksan diyor. Şimdiki gibi yağcılıkla birbirine böyle efendim mübarek adam evliyam mevliyam diyerekten nereye vararız? Ama bak şimdi kafamda kaldı mı? Kaldı. Çocuklukta bilhassa insanın kafasında kalıyor. E şimdi ne yapıyoruz? Dikkat etmeye çalışıyoruz. Büyüklerimiz bize böyle gösterdiler. Bu çok önemli. Bunu tabi derin. Bu tadile gel. Bazı hocalarda da yok. Şal varlı, cübbeli, sarıklı, sakallı hocada da yok. Bir namaz kıldırıyor. kendi namaz olmuyor. Arkadakilerin hiç olmuyor. Ya? Bir de diyor ki nasıl kıldırdım? Kimse yetişemedi diyor. Ya bu şimdi iftihar vesilesi mi oluyor? Allah'ın dini oyuncak mı olacak? Kıyamet günü sana benim ümmetimden demezler. Bu ne demek? Onun için mutlu günümdeyim. Ne bakımdan? Seneler geçti ben bu konuda. Dedim ki bu millete çok vaaz ediyoruz ama e, millet de merak ediyor. E, ne yapmamız lazım meselesinde? Ha tabi imamken e, cemaat olarak imamdan bir örnek alma konusu güzel oluyor ama e, bir de herkesin kendi kıldığı noktasında yapması gerekenler vardır. E, bu hususları e, şöyle bu cemaate nasıl öleceğiz gideceğiz bir kişiye faydamız olsun diye niyet ediyordum. Allah muvaffak etti elhamdülillah. Tadil erkanla ilgili bir risale çıkarttım size. 150 sayfa tümü tadil erkenden bahsediyor. Başka hiç içinde bir şey 150 sayfa. Nereden? Ayetlerden, hadislerden. Bir de nereden yardım aldık? İmamı bir gibi Hazretlerinden. Çünkü İmamı bir gibi Muaddilus Salah. Tadil erken hakkında müstakil bir kitap yazdı risale. Muaddilus Salah. Diğer büyük alimler de onu şer ettiler. Müvazzuhul muaddil. Bunları bir zaman evvel yaptık. Hastalık tedavisine gidiyordum işte. O aralarda Manisa'ya gidiyordum, İzmir'e gidiyordum hafta sonları. Öyle kaldığımız otellerde, yollarda yaza 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 topladık. Bir araya getirdik. Bunlar ne olmuyor? Öyle bir yerden tak diye bulunmuyor. Kaç kitaptan? Derledik, topladık. Kaç yerde tadil erken yapılacak? Tadil erken nasıl olur? Yapmayanların vay başına gelecek 30 felaket. 30 felaket. Sırf o 30 felaketi bir adam okusa uykusu kaçar. Günlük hesabını yapıyor ne kadar günah yazılı. Tadil erken namaz kılanın rekat başına rekattan kaç günahtan 300 küsür günah otomatiğe bağlamış her gün. Tek tek madde madde. Şurada şu, şurada şu, şurada şu. 30 tane afet var. Tembiül gafilinde Semerkand Hazretleri de 10 eklemiş. 20. 10 da o bulmuş. 30. E bunlar gazetelerde yazan şeyler değil mi? Siz bırakın. Yalan dolan haberleri, havadisleri, açık oturumları bilmem. Oturmuşlar, konuşuyorlar. Fuzuli fuzuli işler. Şimdi ölseler hiç bunlardan fayda göremeyecekler. Ama namaz sorulacak. Tadil erken sorulacak. Bu gece şimdi şunu seyrettim, bunu izledim, şöyle yaptım, böyle yaptım. E ne, ne kaldı? Ne kaldı? Şu şöyle demiş, bu böyle demiş. Ne, neye yarar? Sana bundan mı soracaklar? Ya. Ama bu namazı nasıl kıldın böyle diye soracaklar. Ve çok büyük azap edecekler. Onun için İmam Rabbani Hazretleri bu hususta ne mektuplar yazdı. Bu mektupların hepsini de bu kitapta topladım. Tadil erkan. Terazi. As-salatu mizan. Namaz bir terazi. Femen vefa, isteva, tam tam koyan tam alır. Namazı kim tamamlar, sevabını tam alır. Ne kadar eksik eder, hesaba tutulacak. Şimdi biz bu namazı kılıyor muyuz? Kılıyoruz. Şimdi arada kılanlar, yeni yeni gelenler, hiç kılmayan da var. Onlar da belki de diyebilir ki, ya ben en iyisi ne mutlu bana da bugüne kadar başlamamışım. Niye? O kadar günah yüklenmemiş. E seninki de laf değil. Seninki de laf değil ve fikir değil. Seninki hepten yanlış. Ama tabii ki nasıl kıldın meselesinde de mesele çok. Geniş, dört bölüme kitabı ayırdık. Bölüm bölüm. İşte dördüncü bölüm, tadil erken terk edenlerin başına gelmesi beklenen otuz felaket. Şu otuz felaketi bir okursanız var ya, hiç daha betüler çıksa haberiniz olmaz. Ya bana ne dersin, ben şu namazı doğru kılayım ya. Şimdiden herif, Hoca Efendi ne var? Bilmem kaç sene sonra Mars dünyaya vuracakmış. E sana ne? Yok buzullar erimeye başladı. Bana ne? E eriyor da o kıta gidecek de bizimki sahil beş metre yüzde. bana ne? Ne olacak? Ya ben şimdi ölsem bana Allah ne soracak? Ben ona bakıyorum ya. Senin bu dediklerin için hurafe. Evham, hayal. Çoğu olmayacak çünkü hadis yok, ayet yok. Oldu diyelim, sen neredesin o zaman ya? Ölüyorsun gidiyorsun, her an ölüm var. Bugün kaç kişi gitti ahirete ya? Bunların hepsine namaz soruluyor. İlk soru namaz. Ama ben şimdi namazla ilgili kitap yazdım. Namazın önemini anlattım. E sonra ne yazdık? E nasıl kılınır, nasıl edilir? İlmi haline yazdık. Bunlar ayrı ayrı meseleler. Ama tadili erken başlı başına bir mesele. Şimdi bu nasıl okunacak? Hazmedilerek. Nasıl okunacak? Tatbik edilerek. Tatbik edilerek. Birisi bakacak, doğru yapıyor muyum? Noksanı olan bak kitabın şurasına göre sen burayı doğru yapmadın. Birbiri ikaz edilerek. Bu işi düzelteceğiz. Bunu düzelteceğiz. Yoksa Allah muhafaza buyursun. Ahirette düzeltirler ama pahalıya patlar. Pahalıya patlar. Burada ucuz. Tevbe edersin. Peki tadil ergansız kılınan namazların iadesi gerekir mi? Gerekir. E ne yapacağım hoca efendi ben geriye doğru? Ne yapacaksın? Allah'tan bize çocukluktan böyle doğru öğretmişler. Ya bir de var. Şimdi çoğunuzda tadil ergansızlık var illaki. Bu ne olacak şimdi? Mümkün mertebe iade edilecek. Ne demek? Baktın ki hakikaten gerçekten bu tadil ergansızlık var. Önemli bir noktada. Bunu kitaptan tespit edeceksin. Kim tespit edecek? Sen! Bana gelip, hoca efendi ne var? Benim neren bozuk? E ben ne bileyim? Benim her tarafım bozuk. Ben senin nereni bozuk? Ne bileyim ya? Sana kitabı niye yazıyoruz kardeşim? Alıyorsunuz, rafa koyuyorsunuz. Hocanın yeni kitabı çıktı. Sende var mı? Bende var. E, ne, sende ne var? Kütüphanede var. İçeride ne var? Hiçbir şey yok. E şimdi sen bu tadil erken nasıl okuyacaksın biliyor musun? Vallahi imandan sonra namaz ve namazın direği, omurgası tadil erken. E sen bunu Neye göre ölçüledin? Neye göre dengeledin? Neye göre ayarladın? Bu böyle birbirine hava etmek, atmak için olmaz. Şimdi onun için diyorum ki cemaattan ayrılmayalım. Ne dedik? Cemaatimize faydası var. Bu fayda nasıl olur? İşte böyle olur. Birisi namazını düzeltse ahiretini kurtarır. Yarın ahirette benim ümmetimden demezler, tehlikesine düşmez. Muhammed Mustafa'nın ümmetinden sayılır sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra İslam'dan başka bir din üzere ölme tehlikesinden kurtulur. Daha ne kadar tehlikeden, afetten, felaketten kurtulur? Tadil erkanı riayet etmeyenlerin rızkı dar olur. Onun için İbrahim Neha Hazretleri ne buyurdu? اِذَا رَيْتَ رَجُلًا يُخَفِّفُ الرُّكُعُ وَالسُّجُودَ فَتَرَحَّمْ عَلَىٰ عِيَالِهِ Bu İmam-ı Azam'ın hocasıdır bu zat. İmam-ı Azam'ın hocası olur mu? Olur tabii. Buyuruyor ki bakarsan görürsen ki bir adam hızlı kılıyor, rükû, secdeyi tam yapmıyor, onun çoluk çocuğuna acımak lazım diyor. Niye? Evinde mutlaka geçim darlığı var. Rızkının bereketi yok diyor. E şimdi bu, yani durum bu. Bundan dolayı maddi ve manevi genişlik, kabirde de genişlik, inşallah bu tadil erkanı muhafazaya bağlı. Şimdi bunu güzel okuyup, Herkes nerede yanlışım var? Nerede doğrum var? Hanım nerede yanlış yapıyor? Öyle ya hanım da kılıyor. Çocuğum nerede yanlış yapıyor? Bunları birbirine de ikaz etmek. Sevdiğin eş dost cemaate bunu efendim öğretmek niyetiyle ve şartıyla. Bu da şart. Çünkü yoksa biz biliriz millete öğretmeyiz yandık. Ben şimdi bir noktada vazifemi yapmış oldum mu? Buna mesai harcadım. Bu kadar şeyi size tercüme ettim. Arapçadan buldum, yazdım mı? Ben bunu yazarken bir tane Türkçe kitaba bakmadım. Bütün Arapça kaynaklardan çıkarttım bunu. E şimdi Allah şahit olsun ben bir nebze mesuliyetten kurtuluyorum inşallah. Ama bu hep beraber ortak bir müşterek sorumluluk gerektirir. Bu işi düzelteceğiz. Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin, Kardeşi Allah'a şu tembihine dikkat edin. Buyuruyor ki sünnet Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Men ahya sünneti ben sünneten ba'd en felev şehit benim bir sünnetim öldürülürse, terk edilirse her kim öldürülmüş bir sünnetimi diriltirse kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona ne kadar sevap var? Yüz şehit sevap var. Bir hadiste şehit sevap var, bir hadiste yüz şehit. Yüz şehit ne demek? Canını Allah yolunda vermiş şehit. Ne kadar büyük derecesi var, mağfireti var, affı var. Yüz tane şeydi bir tarafa koy. Benim ölmüş sünnetimi diriltene yüz şehit sevabı var. İmam Rabbani buyuruyor ki kutsesi ruhu tadili erken diyor. Bu zamanda öldürüldü. 400 sene evvel. İnsanların ekserisi tadil erkanı terk etti diyor. Ya şimdi görse? Ya şimdi görse camideki durumları, Cemaatten kılanları? O zamanki adamlar için söylüyor. Bugün diyor tadil erkanı diriltmenin sevabı sünnet de değil bu vaciptir diyor. Onun için yüz şeyit sevabından da kat kat fazladır diyor. Kat kat fazladır. Yüz şeyit buna az kalır. Çünkü yüz şeyit diyor sünneti diriltene. Bu sünnet değil ki diyor vacip bu. Hatta farz diyen de var. O zaman inşallah bir ihya faaliyetine girelim. Yeniden bu namazı doğru düzgün kılma faaliyetine girelim. Zaten o namaz o zaman bizi kötülükten alıkoyacak. Haramları bıraktıracak, rızkımızı bollaştıracak. Namazın bereketini çok görmüyoruz. Namazın faydasını istifade edemiyoruz. Çünkü namazda yanlışlığımız var ondan. Yoksa namaz yeter adama ama namaz namaz olursa. İnşallah Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Allah bana size daha çok kitaplar yazıp hazırlamayı nasip etsin. Sizin de okuyup amel etmenizi nasip etsin ahirette mahşere kadar arkamızdan kalacak sadakayı cari olmasın nasip et. Çünkü faydalanılan ilim. Ölürüm giderim ama arkamdan faydalanılan bir ilim kalırsa sevabı gelir. Siz de aynı kitap hayrı yaptığınız zaman ev ilmin müntefa'u bih millete kitap dağıttın. Sen öldün gittin. O kitap okundukça camilere koydun. Kütüphanelere koydun. Millete verdin. Sen öldün okunuyor kitap. Sevap geliyor mu sana? Geliyor. E sen yazmadın. Yazmadın ama e sen koydun oraya. Sen götürdün o adama verdin. İnşallah bu mübarek cuma gecesinde 100 şehit sevabından daha fazla bir sevap kazanmaya hazır mısınız? İnşallah okumaya niyet edin. Amel etmeye niyet edin. Gücünüz nispetinde dağıtmaya da herkes gücü kadar. Birkaç 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 dağıtmaya da niyet edin. Allah hayırla sizi de ihya etsin hepimizi inşallah önümüzdeki derslerde bunun üzerinde duracağız. Çünkü durulması gereken bir konudur. Biraz izah da vereceğiz ama kitapsız olmaz. Çünkü orada ne var? Madde 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 yazılmış. Allah Teala hazmetmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Bir dahaki haftaya kadar boş vakit geçirmeyin. Geceleri haber reklam peşine düşmeyin. Boş işlerle uğraşmayın. Bu kadar hadis-i şerif yazılmış. Bu hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri, ulemanın beyanlarını göz önünde bulundurursanız Allah namaza değer verdiğiniz kadar size değer verecek inşallah. Allah. Rabbimiz fazlu keremiyle Efendi Hazretlerimizin buyurduğu üzere bir namazımız var. Yani ne demek imanımızdan sonra amel olarak ortada ne var? Bir namazımız var. Onu da Allah Teala bir hakkın kılmaya muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bu namazın bir görünen tarafı var. Bir görünmeyen tarafı. O görünmeyene zaten hiç girmiyoruz. Kalbin Namazda ne hal üzere olması gerekir? O kadar o da başka bir şey. O zaten çok büyük dostlara, makam sahiplerine nasip olan bir şey. Orada ayrı bir konu. Yani en azından şu iskeleti, omurgayı ayakta tutalım. Ondan sonra Rabbim ölmeden bize dostları gibi iki rekat namaz maneviyatı da huzur üzere efendim yakaladığımız iki rekat olsun nasip etmeden canımızı almaz inşallah. Ya Allah dostları. Öyle diyorlar diye. İki rekat namaz kılamadım diyorlardı ya. İki rekat. Ya nasıl kılamadın efendi Hazretleri? Bütün ömrün namaz. Rabbimin istediği gibi diyordu. İki rekat namaz kılamadım. Diye. Ha, onların da anlattığı başka bir namaz. O iftitar tekbirinden sonra selam verene kadar Allah'tan başka hiçbir şey aklına getirmeden kılabilinen namaz. Kılınabilen namaz. O namaz kimde çıkar burada? Birisi çıksın. Kimde çıkar? O da ayrı bir alıştırma ister, ayrı bir usul üstü ister, tezkiye ister, seyri bitirmek ister. O da ayrı bir şey. Ama şimdi biz daha görünenleri yapamıyoruz. Görünen taraf elimizde ya. Sen görüneni yap, Allah görünmeyen tarafı düzeltir. Ama sen dış tarafını düzeltmiyorsun, Allah içini düzeltir mi? Elden gelenden geri durmayalım. Önem verelim. Bu Allah için önem vermektir. İnşallah. Şimdi Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem onun meclisinde bulunuyoruz. Onun hadis-i şeriflerini okuyoruz, dinliyoruz. Onun ilimlerinden istifade ediyoruz. Onun rahmetine kark olmuş bulunuyoruz. Allah çıkarmasın. Rabbim ayırmasın. İşte ondan istifade ediyoruz. Hala bu vaazlar kim yapıyor? O! Demin de kaç hadis okudum? Kim buyurdu? Kim öğretti? O. Bunların bunlar hepsini göreceksiniz. Adama tarif etti. Nasıl tarif etti? Yazılıyor. Şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın. Şimdi düşün ki sen kılarken gördü. Ne yaptı seni? Seni çağırır mıydı? Orada görse seni mihraptan kılıyorsun. Çağırır mıydı seni? Çağırır. Niye? Cehenneme gitmeni ister mi? İstemez. Gel. Ne olacak? Yanlış kıldın. Ne olacak? Doğrusu böyle. Anlatır mıydı? E şimdi kendisini görüp de duymakla kitapta hadis-i şerifi okuyaraktan bu bana buyurulmuş diye okuyup amel etme ne farkı var? Aynı ya. Yeter ki sen ben kainatın efendisinden öğreniyorum. Bu niyette olacaksın. Sallallahu aleyhi ve Herkesin öğrendiği ondan. Kimse kafadan bir şey konuşmuyor. Şimdi gelelim. Nereye geldik? Deccal geberdi mi? Geçen ders. He? Geberdi ya. Daha ne zaman geberecek ya? Aa! Dedik ya. Ondan sonra İsa Aleyhisselam indi. Deccal onu görünce demedi mi? Kahmet getirin namaz kılacağız falan. E dedi sahtekar ne namazı dedi sen alemlerin Rabbiyim diye ilahım diye iddia etmiyorum ne diyorsun e, kime kılacaksın dedi. Ondan sonra bir vurdu gebertti. Adamları da nerelere gizlendi? Taşların duvar arkalarına. Her şey ne yaptı? Dile geldi. Bu Deccal'ın adamıdır. Bunu gebert diye Müslümana nida etti. Her şeyi çağırdı. Böylece o, siz gebereni de geberdi demiyorsunuz ya. Nasıl uğraşacağız sizler? Bu kadar deccal geberdi gitti. Şimdi esas deccal daha gelmedi. Gelecek ama hadisteki geberdi diyorum ya. Hadiste geçen konu. Yoksa bu hadiste anlatılan deccal geldi mi? Gelmedi. Gelecek. Allah şerrinden muhafaza et. Deccal geberdikten sonra <laughs> 40 sene dünyada ne var? Huzur üzere, Müslümanlara huzur üzere bir hayat var. Çok istifade var ama dünya öyle bir dünya olacak ki Adem Aleyhisselam zamanındaki haline dönecek. Nasıl? La <laughs> yemutuhat kimse ölmeyecek. 40 sene karanti kimse ölmeyecek. Bir cenaze yok. Ya o noktaya gelsen otomatiğe bağlarsın. 40 sene hiç... tabi. Ve la yemrazuhat kimse hasta bile bir hasta yok. Hastalık yok ya. Allah, Allah Ne zamanlar var ya. Biz de öyle bir zamanda geldik ki ne oraya yaradı ne buraya yaradı yani. <laughs> Karma karışık yani. Ve kulur raculü ne Rabbimiz öyle münasip gördü demek biz bu zamanın adamıyız. Bize bu zaman yaraşır ki Mevla bize hayırlısını yaptı. Ya. Adam liganemi <laughs> ve koyunlarına hayvanlarına. İde bu Gidin otlayın diyecek. Ve temurul maşiyetü beyne aynı koca sürü tarlaların arasından gidecek. Sağ tarla, sol tarla. La tekülümünün Zarar vermemek için kendisine ait bir şey değilse bir başak bile yemeyecek. Sürü gitse bir başağına zarar yok. Tarlana hasarı yok. Hiçbir şey yok. Ve hayyat la tuzi Yılan kimseye eziyet vermeyecek. Yılanlar o ne yılanlar var ya? de deviriyor ya. O piton yılanları bilmem ne yılanlar. Ha bu kadar hayvanı yedi. Seyrediyor musunuz? Belgezelleri. Ne işiniz var belgezellerle? Ay kapat kapat yılanla. Ne olacak şimdi? Diziyi aç. Yılanı seyredi işte. Yılanda ne ayetler var? Niye yılanı seyretmiyorsun? Ay ben çok tiksiniyorum. Ne tiksiniyorsun? Yılanda Allah'ın ayetleri var ya. Kaç metreye bir bir püskürtüyor. Felç ediyor ya. Adamı Allah Allah. Sesiyle, zehir akıtmasıyla, nasıl deviriyor ya. Ama onu da yiyen var. Bir fare var, firavun bilmem nesi mi O da gidiyor onu yiyor. Nasıl yedi? Örümcek yiyor onu örümcek. Böyle bir örümcek. Nasıl yedi yılanı biliyor musun? Bir anda suyunu çıkarttı, sırf geri kaldı. Böyle zannedersin ki kemer. Yılan kaldı kemer gibi. Suyunu çıkarttı, böyle yaptı onu, bütün suyunu çekti yedi. Örümcek. Ya? Sizden fazla biliyorum her şeyi. <laughs> Mübarek adamlar, işiniz gücünüz. Şu dizide aynı, ay kaçırdım o karılar birbirini arar. Ay ne oldu bana da misafir geldi, kaçırdım orayı. Sonu nasıl bitmişti? Başı ne sonu ne olsun? Ne var onda ya? O ondan kavuşmuş mu? Bu bundan tanışmış mı? <laughs> fuzuli fuzuli işler. Fuzuli işler. Vah 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 vah. Ama bak yılanda ne ibretler var. O hayvanlar aleminde ne ayetler var, ne dersler var. Mevla nasıl ayarladı ya? He? Bütün o belgeseller o gavurların canı çıkıyor. Onları takip edene kadar fillen arkadaş oluyor. <laughs> efendim yılanla geziyor. O bunu Şeyin Aslanın boynuna çıngırak takıyor. Kaç sene sonra takip ediyor. Helikopterlerle peşine gidiyor. O kadar uğraşıyorlar. Allah Allah. Ondan sonra yılan toprak olacak. Bu cehenneme girecek. Yılan demez mi ki? <laughs> Hadi cehenneme kadar yolun var. Bak şimdi ben kurtuldum. Sen ne yapacaksın? Ondan uğraşıyor. Ya adam iman eder ya. Bu kadar hayvana kendi kendine mi sevk oluyor? Acaba ne kadar belgesel vardır bilmiyorum. Kaç dakika, kaç saat tutar onu da bilmiyorum. Yani dünyada yapılan bütün bu belgesellerin hepsi ki bu da yapılamayanın, takip edilemeyenin, bilinemeyenin zekatı bile olmaz. Bunun kim bilir bu zamana kadar keşfedilenin kim bilir? Daha ne kadarı? Allah biliyor. Kimse onları takip edemiyor. Hepsi tek ayette Kur'an'da. Hangi ayet? <laughs> lezi قَدَّرَ Fehda tek ayet. Tek ayet de bir satır bile değil. Bak kelimeye bak. Ve lezi kaddera fehede. Ellezi khaleqa fesevva ve lezi kaddera Bu Allah işte böyle buyurur işte. O yüce Rabbinin adını tesbih et ki ne yaptı o? Khaleqa. Her yaratığı kim yarattı? O. Fesevva her yaratığa o muntazam şekli kim verdi? O. Şimdi ondan sonrasına geliyoruz. Esas şu noktada toplan. Ve ledi kaddera her şeyi takdir etti, ölçtü bir işte ayarladı. Feheda. Ne demek? Her canlıyı kendi yararına o yönlendirdi. Karınca nereden biliyor? Fil nereden biliyor? Yılan nereden yiyeceğini nereden biliyor? Nereden tehlike geleceğini nereden biliyor? Yeni doğuyor gözünü açmadan efendim, süt emeceği yeri nereden biliyor ya? Nasıl yaşayacağını nasıl biliyor? Yumurtayı nereye gizleyeceğini nasıl biliyor? Buraya korsam emin olu burada büyür. Nereden biliyor ya? Celle i̇şte, katlara hepsini ayarladı ve her yaratığa senin karın şurada diye onu karına yönlendirdi. Bu i̇şte, Kur'an bu. Bunun altına dünyanın ilmini toplasan bu ayette toplanır. Şimdi yılanlar müziyattandır. Çok eziyet verirler. Ama Deccal geberdikten sonra yılan kimseye eziyet etmeyecek. Akrep kimseye eziyet. Hiç akrep sokması yok. Ve bu ala babi dur. Canavarlar yani yırtıcı hayvanlar. Pars, kaplan, leopar, aslan. Evlerin kapısında kedi gibi olacaklar. La yüzyahada. Kimseye eziyet etmeyecek. O zaman öyle. Mevla şimdi de işte şöyle yapar. Bütün hayvanlar kimi dinler? Allah-u Teala'yı. Saldır dedim saldırır. Dur dedim. Durur. Evliyaullah'a bir şey yapıyorlar mıydı? Bazı veliler ne yapıyorlardı? Aslan üzerine, üzerine çıkıyordu. Yılanı da kamçı yapıyordu. Allah'ın öyle dostları var. Görenler bayılıyordu. <laughs> Seyreden bir gören tak bayılıyor. Beyazıt Bestami'den naklediyorlar. Adam ziyarete geldi. Hanımı kapıdan çıktı. Efendi Hazretleri nerede? Ne Efendi Hazretleri dedi ya? Hiç dedi. Kimseye bir hayır yok. Gezer, dolaş, şöyle böyle aleyhine konuştu konuştu. Allah Allah çarpılacak bu karı dedi. <laughs> Mübarek hanımı yani ama bu evliya Allah da böyle hep çeker kar, karılarından. Ya. Ondan sonra bir de baktı ki yıl, aslana binmiş geliyor, yılanı da kamçı vuruyor. Daha görür görmez düştü bu ay. dedi evladım o evde gördüğüm var ya ondan dolayı bu keramet verdik. E tabi yani zikirle, fikirlen, sabbaha kadar ibadetle de olmuyor. Bela çekeceksin. Bela çekecek. Ne olacak? Bizim karıyla geçinemiyoruz. E en iyisi boşanalım. E öyle senin gibi adam evliya olur mu ya? Çekeceksin. Çile çekeceksin. Sabredeceksin. Abdullah Efendi Hazretleri Evliya Allah'tan büyük zat idi. Karısından kaç posta dayak yerdi hutbeye öyle çıkardı. <laughs> tabi. Sonra bir kere müritlerinden biri artık dayanamadı, öldürecek efendiyi diye. Boşan mahkeme oldu. Dedi evladım, boşandıktan sonra o hal bütün o feyiz gitti dedi. bu işler böyle. Yani eziyet verenin eziyetine de Allah için katlanmakta da fazilet vardır. Sen tabi bunu avanaklık sayarsın. Sen dersin ki deli miyim ya? Ne çekeceğim dersin tabi. Sen ayrı. Ve yekudur racülül <laughs> müdde minel kamhi feyebzuruhu bila harzin Feyci adam diyor. Buğdayın tohumu alıyor. Ne yapıyor? O zaman da hiç toprak kazacak, tohum ekecek bir şey yok. Böyle serpiyor, saçıyor. Bir ölçek atıyor. 700 ölçek alıyor. Ne ekmek var ne bir şey var. Ne sulamak, ne bakım, ne kazmak, ne çapa hiçbir şey yok. Bolluk var. Hem kuzi unefi idealik rahat 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 ama rahatlık hep devam etmez niçin burası dünya rahatlık nerede devam eder cennette bu rahatlığa da alışana sonra zor gelir ya biz yine iyi canım bir öyle bir böyle bir rahat bir sıkıntı bizimki alacalı gidiyor yani tam rahat edersek bir sonra hepten bir sıkıntıya dayanamayız yani Hatta yüksara seddü yecüce ve mecüce. O sırada ne olacak? Yecüc mecücün setti kırılacak. Yecüc mecüc seddi bunları anlattım. Şimdi ben yecüc mecüc konusuna girsek sabaha buradan çıkamayız. Ben bunu bir sohbet sırf bunu anlattım. Şimdi bunu anlatamayız. Yecüc mecüc bir topluluk. İnsanlardan daha kalabalık. Bunlar da Adem oğullarından. Hatta babamız da bir. Türklerin babası kimdir? Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan Yafes. Onların da babası kim? Yafes. Aynı babaya da dayanıyoruz. Nuh Aleyhisselam'ın üç oğlundan geliyor bütün dünya. Fakat Allah Türk milletine lütfetti, kerem etti. Hani Zülkarneyn, Seddi yapacağında Türk milletinin babaları settin dışındaydı avlanmaya ve ihtiyaç için gitmişlerdi. O arada... Hazreti Zülkarneyn setti kapattı. Kapatınca elhamdülillah bizim ırk dışarıda kaldı elhamdülillah. Ne kadar lütfetti bize görüyor musun? Onlar içeride kaldı. Onlar onlardan hepsi cehenneme Allah muhafaza olsun. Yecüc Mecüc'e de Efendimiz tebliğ etti. Miraç gecesi onlara gitti. Onlara da anlattı. Onlar iman etmediler. Ya. Miraç gecesi. Bunlar ince ilimlerdir. Elhamdülillah Türk milleti hiç savaş bile olmadan kendi isteğiyle İslam'ı kabul etti ve İslam'a çok büyük hizmet etti. Allah İslam'la yaşatsın. Işte. İslam'la aziz kılsın. Amin. Amin. Milletimizin bu itibarla İslam'a hizmeti vardır. Bu itibarla çok büyük şerefi vardır. Şimdi yecüc mevcut kaldı. Bunlar tabi o setin e bunlar nerede? Dünyada. Dünyanın içinde. E bu kadar topluluk nereden görülmüyor? Göstermeyen Allah göstermiyor. E peki bu nerede? Bu Hoca Efendi bunun kaynağı ne? Kaynağı Kur'an-ı Kerim. Tabii ki Kur'an-ı Kerim deyince de inkar da edemiyor. Neden? E gavurum diyemediğinden. Gavurum demeyi göze almadığından Kur'an'ı da inkar edemiyor. Kur'an-ı Kerim bunları beyan ediyor. Ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyurduğu üzere Adem aleyhisselama Allah'ımız İb'at ba'fen nâr Ey Adem! Kalk cehenneme gidecek zürriyetini seç. Yecüc mecüc de kimin zürriyeti? Adem aleyhisselam. Çünkü Nuh aleyhisselamın Yafes oğlundan geliyor. Hepsi Adem aleyhisselamdan geliyor. Adem aleyhisselam soruyor Ya Rabbi ma ba'fen Ben cehenneme ne kadarını seçeceğim? Kaçını ayıracağım? Ben ne bileyim? Mevlana buyurur Min kulli elfin Tisamiyetin ve tisaten ve tisayin. E bu Bukhari. Bukhari hadisinde. Her binde 999'u cehenneme seç. İşte o zaman sahabe-i kiram bitti. Ne olacağız deyince çok üzüldüler. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Merak etmeyin dedi bu hadise bu hesaba yecüc mecüc de dahildir dedi. Yecüc mevcut dahil olunca, insanlardan da kat kat fazla olduğunca tabii ki o noktada sulanıyor iş. Yani bizden bir, bizde binde bir olmuyor yani. Onlar karıştığı zaman yani insanlardan kurtulma ümidi oranı bizim gibi insanlardan kurtulma oranı artıyor. Elhamdülillah. Burada müjde var. Çünkü onlar hep cehennem tarafına olacaklar. Ya bu iman meselesidir. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyor. Bunlar çıkacaklar. Set açılacak. Bu hususi bir derstir. Daha onun sohbetleri basılmadı, çıkmadı. Belki eskiden de gel, gelip dinleyenleriniz olmadı. Yakında bütün bu sohbetlerden istifade edeceğiniz bir site kuracağız. İnşallah. Hangi konuda ben ne konuşmuşum merak edenler o noktaya eyvallah girdikleri anda o sohbetin o parçası bunlar hep ayarlanacak, arşivlenecek. Çünkü binlerce mevzuda konuşmuşuz. Bunlar artık yetişmiyor. O zaman ne yapacak? Ben merak ediyorum Yecüc Mecüc nedir? Ayet ve hadis ehli sünnete göre ben bunu inanmak istiyorum diyenler o noktayı bulacaklar inşallah. Böyle bir çalışmamız var Allah muvaffak etsin. Size hizmet olsun. Yecüc Mecüc setti kırılınca dünyanın tadı kaçacak. Feyemucune <laughs> vüfsidûn karıştıracaklar. Nasıl biliyor musun? Dalga gibi gelecekler. Bir dalga arkasından bir dalga. Yiyecekler, içecekler. Ne ekim bırakacaklar, ne bir şey var. Baş tarafı gelecek Taberiye Gölüne Koca Göl deniz gibi hala o göl şimdi duruyor gelecek baş tarafı nasıl suları emiyorlar içiyorlar biliyor musun? Yecüc Mecüc'ün arkadan gelenler de burada bir zaman göl varmış arkası gelirken öndeki gölü kurutuyor her tarafı karıştıracaklar Vestigisin <laughs> Millet dua ediyor Allahım yardım imdat falan söyle duaları kabul değil herkes dua ediyor, kabul değil kiminki kabul? ve ehlu turi seyna turi sinada İsa aleyhisselam ve Allah dostu müminler var turi sinada dağın üzerine mescit var orada itikafa çekilmişler hümüllezine fetehallahu alim Allah onlara dua kapısını da açmış kabul kapısını da açmış çünkü Allah'ın peygamberi de var onların duası reddolmaz fedun <laughs> onlar duaya başlayacaklar dünyada büyük fitne var yecüc mecüc dalga gibi geliyor dalga gibi onlar dua edince Femazullahu min kavaim. Allah ayaklı bir böcek gönderecek. Ne böceği? Deve kurdu. Deve kurduğunu gönderince fetet adanim kulaklarına giriyor deve kurdu. Kulağına giriyor. Feyusbuhuna Hepsi bir anda bir kişinin öldüğü gibi birden ölecekler. Allah-u Teala'ya öldürmek ne kolay, diriltmek ne kolay. Bunun sayısı milyarlar ya bunlar. Milyarlar ya bu. Bir anda öldürebiliyor. Hepsini de aynı böcekle. E şimdi mesela mikrop. Mikrop dediğin ne? Böcek dediğin yine görülüyor. Mikrop dediğin hiç görülmüyor. İstese herkesi bir mikropla ne yapar sabaha? 7 milyar insan nut Gitti. Mevta ecma'in. Allah bu. Celle celaluhu ve tüntinul ardu Yeryüzü leş olacak. Ama ben size anlattım. Şimdi onları anlatmıyorum. Çok uzun anlattım. Onların işleri uzun. Yeryüzü leş olacak. feudunen bir bi netenihim. Eşedde min İnsanlar onların leş kokusundan o kadar eziyet duyacak ki hayattayken onlar sağ olsalar o kadar eziyet olmaz. Koku leş. Dünya cife olmuş yani. Bunların leşi. Bu ne olacak ya? Kokudan durulmuyor. Allah'tan yardım isteyecekler. Feb'azullahu rihan. Yemaniyeten. Gabra Allah Celle Celal, Kuru bir rüzgar. Yemen tarafından bir rüzgar gönderecek. Tozu dumana katıyor. Fetasiru Gammen ve duhana. İnsanların üzerine o rüzgar çökecek. Bir gam ve keder, bir de duman. İşte duhan var ya duman. Göz gözü yani siz. Yemen'den geliyor. Müminlere rahmettir. Hiç bir taraf görülmüyor. Ne dal görüyorsun ne köprü ne bir şey. Bütün dünya böyle kaplanacak. Ve o aleyhimiz zükme. Bütün insanlar nezle olacak. Herkes nezle. Bunun üzerine ve yükşefü mabiyin ba'de selat üç gün böyle kalacak. Bu da kıyametin büyük alametlerindendir. Duman hadisesi. Bu üç gün sonra bu duman, sis ve nezle hali bütün dünya halkından açılacak kalkacak. Fakat o difet cevun fil bahri Allah Teala böylece bir yağmur yağdıracak hepsinin leşlerini denize döktürecek. Yecüc mecücden bir tane kalmayacak. Leşleri denize gidecek. Dünya yeniden parıl parıl parlayacak. Ve la yebsûne illa qalilan hatta tatlu'aş şemsu min magribiha ama ondan sonra çok az bir zaman kalacak güneş batıdan doğacak. Esas bizim konumuz neresi? Bütün bu hadisi şerifi çünkü bunları dağınık dağınık anlattık ama bütün bu uzun hadis şerifte bizim dersimizin e, konumuz burasıdır. Güneşin batıdan doğma hadisesi bunu da birkaç hafta anlattık. Ama sırası bu hadis uzun olduğu için atlayamadık. Çünkü yeniden tazeleniyoruz. Hadis-i şerifi dinledikçe mevzular kafamıza yerleşiyor. Ve bu hadis-i şerifte başından beri anlatıyor. Güneş batıdan doğacak. Ve ceffetil eklam. Kalemler kuruyacak. Güneş batıdan doğdu mu artık bir şey yazılmayacak. Her şey olduğu yerde dondurulacak. Ve tuviyetil suhuf. Sayfalar dürülecek amel defterleri kaldırılacak. Ve la yukbalimle hadi tevbe. Artık tevbe ettim diyenin tevbesi kabul olmayacak. Namaza başladım diyenin namazı kabul. Tadil erkana riayet edeceğim, bundan sonra okuyacağım, tam düzgün kılacağım dese Yakışı. Şimdi yaparsan yap. Güneş batıdan da olsa geçenin kaldı öyle. Yeniden düzeltme imkanın da yok. Onun için Allah muhafaza buyursun. O günden evvel işi düzeltmek nasip eylesin. Evet. Ve hirru iblisü saciden yunadi ilahi murniye nescüdeli Bunu da anlattık yine. Başka hadiste geçti. İblis secdeye kapanacak. Ya Rabbi şimdi bana emret kime dersen ona secde edeceğim diyecek. Adem Aleyhisselam'a secde etti. Onları anlattım size. Ve teştemu ila şeyatin. şeyatîn. ya seyyidene ila men tefza. Bütün şeytanlar başına üşüyecek. Efendimiz sen kime yalvarıyorsun ya? Sen dünyanın kralısın. Her tarafı karıştırırsın. Sana bu kadar gücün var. Sen kime yalvarıyorsun? Biz de şaşırdık. Fekul inne ma seeltu Rabbi en yunfarani ila ve gad talatis şemsüm magribi ve ma'lum Ben Rabbimden izin istemiştim insanların diriltileceği güne kadar bana müsaade etmesi için. Ama şimdi güneş batıdan doğdu. Rabbim bana insanların diriltileceği güne kadar müsaade vermedi. Ben istedim ama bana ne buyurdu? Belli bir zamana kadar müsaadelisin. O belli zamanda ne zaman? Güneş batıdan doğduğu zaman. İşte şimdi o zaman geldi. Benim de ecelim geldi. Ben de ölümsüz değilim. Ve tasirü şeyatin vahir vilad. Artık şeytanlar o günden sonra dünyada görünmeye başlayacak. Alenen. Alenen seni saptıran şeytan bakacaksın görünüyor. Bak bu da acayip bir hadis. Ahirette değil dünyada da şeytan görünecek. Çünkü neden? İş bitti. Oyun bozuldu, hesap kapandı, defter dürüldü, kalem kurudu. Daha ne kaldı? Bir şey kalmadı. Hadi bakalım, aktörler çıksın meydana. Sahneye çıksın aktörler. hatta kulur rajul hada qariniyallazi kana yughbini bir adam diyor, şeytanı açıkça gösterecek. Beni azdıran, Allah'a karşı getiren, günah işleten adamım, yakınım buydu diyecek. Gösterecek böyle birbirine. Adam sinirini ondan alır ya. Yumulur o şeytana ya. Ama tabii ki adam zaten boşuna mesai sarf etmeyelim diyor. Nasıl olsa hep beraber battık yani. Velham felhamdülillah lezi Onu rüsvay eden Allah'a hamdolsun. Müslümanlar, tabii işi bilenler şeytanın şerrinden Allah Allah. Şeytansız zaman da olacak ya. Şeytansızlık nasıl bir şey acaba? Hiç biz öyle bir şey hissetmedik bugüne kadar. Hiç ben şeytansız kaldığım yok bir gün. Sizin var mı? <laughs> Adamlar Elhamdülillah diyorlar şeytanı Allah rezil etti. Biz ondan helâzet. Velayezele iblisü hatta tahrücaddabe ve İblis secdeden kalkmayacak. Onu da anlattım size uzun uzun. Ağlayacak, ağlayacak, ağlayacak. O sırada ne çıkacak? Dehabetül arz. Daha onu konuşmadık. Dabbetül Arz konusu önümüzde. Onu daha konuşamadık. Bu işler boyacı küpü değil sok çıkar yani bu işte. Çok hadis var. Yavaş yavaş yavaş. Birçok dersi dinlersen biraz bir şeyler anlama başlarsın. Bir kere ortadan gelirsen Allah Allah uzaydan gibi bahsediyor bu hoca uzaylı gibi konuşuyor. Hiçbir alakası olmayan görmediğimiz şeyler. E tabi gördüğün şeyler olsa hadisinin ne farkı kalır? Kainatın efendisi senin görmediklerini anlatıyor tabii ki. Neler olacağını söylüyor sana. O zaman senin benim konuştuğumdan onun buyurduğunu ne farkı kalır? Onu Allah bildiriyor. İblis secdede ağlayarken Dehabbetül Arz çıkacak Mekke'den. İblis nerede secdeye kapanacak? Helal. Yakın tabii geçti de onun için hatırlıyorsunuz. Canım hele birkaç sene evvel olsa bu kadar adam diyemezdi. İblis secdede Antakya'da. Bu Antakya'da ilginç bir yerdir yani. Acayip olaylara sahne olmuştur. İblisin gebermesi de Antakya'da olacak. Ya. Tabut-u Sekine de Antakya'dan mağaradan çıkarılacak. Çıkışından sonra kaç sene tamamlanacak böyle? 40. Bunu yeni duyuyorsunuz tabii. Helal olsun ama. Atış serbest değil öyle. Tak atmıyorsunuz ikide bir. <laughs> Bildiğinizi konuşuyorsunuz, bilmediğiniz noktada duruyorsunuz. Bu da ara sıra size tabii şey yapıyoruz. Dizginleme yapıyoruz. Atış serbest değil burada. Çünkü hadis var. Ne buyurulursa o bir sene ilave edemezsin. Bir gün bile ilave. Ne buyurulursa öyle olacak. Dehabbetülerden sonrası kaç seneymiş? 40 sene Müslümanlar ne durumdaymış? Rahat. Ne isterlerse? Allah Allah. Yani candan istediğini Allah verecek. Sümme yaudu fîmul ve Ondan sonra şimdi kıyamet kopacak. Kıyamet Müslümanların kafasına kopmayacak. La tekumus sa'a illa ala nas. Kıyamet ancak insanların en kötülerinin üstüne kopacağına göre kıyamet kopması da yanaştı mı? Yanaştı. E dünya Müslüman dolu ne olacak? Müslümanların ölümü başlayacak ve çabuk bir şekilde hızlı şekilde Müslümanlar ölmeye başlayacak. Ama gavura bir şey olmuyor. Sırf Müslümanlar ölecek. Neden? E kıyamet başlarına kopsun diye. Allah Müslüman'a çektirir mi o çileyi? Tabi bu hadiste onu söylemiyor. Başka hadis-i şerifte buyruluyor. O nasıl olacak? Var mı malumatınız? Yemen'den bir rüzgar esecek. Bu Yemen mübarek Yemeniye denir ona. Yemen Yemen. Yümün. Yümün bereket demektir. Yümün. Kainatın Efendisi çok severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Yemen'i de Yemen ehlinde çok severdi. Bu Yemen'den gelen rüzgar her Müslümanın koltuğunun altına şuradan girecek. Bir anda. O rüzgar geliyor, gavura bir şey yapmıyor. Müslümanın koltuğunun altından, sağ koltuğunun altından şuradan giriyor bir yel. Onunla beraber bütün Müslümanlar dünyanın neresindelerse çabucak ölüyorlar. Ya bu, bu ilim başka bir şey işte. Bu, ayrı bir ilim bu. Son Müslümanların ölümü, Hani şöyle, bu Müslümanlar hepsi bir arada ölmese de bu kadar da gavur olmaz millet bir anda yani. Anladın? Bir anda Müslümanlar gidince dünya kime kalacak? Kafirlere kalacak. فَلَا اَبْقَى Dünyada bir Müslüman kalmayacak. Bir tane Allah diyen yok ya. Bir tane secde eden yok. Dünyanın sonuna bak. Ve hep küffar. Sadece kafirler kalacak. Fekul <laughs> kafir kafirler diyecek ki kat kunne marhubin minel mu'minin felem yebqa minuhad ve lese tukbelu minna tevbe. Ya diyecekler biz bu müminlerden çok çekiniyorduk. Korkuyorduk. İkide bir bize uyarıyorlardı. Efendim şunu yapın, şunu yapmayın, günahtır, sevaptır, İman edin, inkar etmeyin. Müslümanlar tabii ki durmaz. İnsanların iyiliğini istedikleri için iyiliği emrederler. Kötülükten ne ederler? Bundan dolayı da çevrelerindeki bazı gavurlar da ne yaparlar? Rahatsız olurlar. Halbuki bir şey diyen yok. Kimse kimsenin kırtlağını sökmüyor. Ama hiçbir şey... Adam senin varlığından rahatsız oluyor. Ubeydullah Hoca'ya dedi ya, Allah rahmet etsin. O da bir acayipti değil mi? Tanıyorsunuz onu. Öyle Zelzele olsa kaçmaz. Yangın desen o yavaş yavaş gider. Mübarek Allah dostlarındandı. Bursa'da Efendi Hazretlerimizin vekili. O daha evvel draman da evvel Draman'da burada Balat'taydı bizim çocukluğumuzda mübarek adam. Ya dedi vapura bindim dedi. Herifin biri geldi başıma bela aldı. Bu sakalın ne? Bir şey demiyorum diyor. Bu sarığın ne? Bu cübben ne? Diyor. Sataşıyor, sataşıyor, sataşıyor. Hiç. Ya demiş, durmuş, durmuş. Hoca demiş ya. Senin demiş suç unsurlarını sayıyorum demiş. Kaç taneye çıkacak belli değil demiş. Sen tamamen kendin suçsun demiş ya. <laughs> Suçlusun değil. Sen demiş şu durumuna bak demiş. Suçsun ya demiş. Bir şey demedim diyor. Allah'a vaal ettim diyor. <laughs> bir de diyor vapurdan çıkarken bir kavga çıktı diyor. Orada bir gençlerle bir laf mı olmuş şey ya? Bunu bir dövdüler diyor. Nasıl çıktım buradan diyor. Hiç anlamadım diyor. E tabii ki şimdi cevap sen seviyesine inmiş olursun. Ha cevap vermezsen Allah senin adına cevap verenler yaradır ama nereden olay çıktı ne oldu niye dayak yedi belli değil ya ne sataşıyorsun adama adam orada oturuyor ama adam rahatsız oluyor ya ben sana gelip bir şey dedim mi demedin e demedin ama seni görmem benim iştahımı kaçırdı mi bozdu e ne olacak ölümü hatırlamak istemiyor kabiri hatırlamak istemiyor ahireti hatırlamak istemiyor hocayı görmek istemiyor hacıyı görmek istemiyor Başı örtülüğü görmek istemiyor. E ne olacak sen ya? Zebanileri mi görmek istiyorsun? Yakında göreceksin. Ölürken göreceksin. Ben ne yapayım? Ya Müslümandan kime zarar geliyor ya? Ama bak gavurlar ne diyor? Ya biz bu Müslümanlardan endişeliydik. Şimdi de dünyanın gavuru Müslümanlardan endişeli mi? Bunlar potansiyel tehlike. Ne demek potansiyel tehlike? Her an bir şey yapabilir. Ulan ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Biz çocuğumuza laf anlatamıyoruz. Karıya laf geçiremiyoruz. Siz bizi bir şey mi zannediyorsunuz ya? Bizim durumumuzu bilseniz siz bize efendim baş sağlığı dilersiniz. Geçmiş olsuna gelirsiniz ya. Biz bizde bir şey yok ki. Bizim evler hepten beter. Yani sen burada şimdi benden neyimden endişeleniyorsun? Ha ama şu var tabi ki bu helaldir, şu haramdır. Bunu deriz yani. Veyahut da şunu yapsan cennete gidersin. Şunu yapma azaba uğrarsın. Ben senin iyiliğini istediğimde ne var? Ama yok çok sıkıntı çekiyorlar. Nasıl bunlar arttı? Bunların sayısı nereden arttı? Bunlar nereden çoğaldı? Ya nereden çoğalacak? Bu memleket Müslümandır. Şehit bak Çanakkale geliyor. Bu Çanakkale şehitlerimizi bilmiyor musunuz? Sütçü İmam'ı duymadınız mı? Maraş'ta daha yeni kutlaması yapıldı değil mi? Kadının çarşafına uzanan Fransız'a ne yaptı? Sıktı. Ya. Başlattılar milli mücadeleyi başlattı sütçü imamlar. Öyle mi? E bunlar efendim camilerde vaaz ettiler. Mehmet Akifler vesaire bütün insanlara ne dediler? Bak vatan bölünmesin, gavur çizmesi altına çiğnenmesin, namuslarımıza zarar ziyan gelmesin, efendim mabedimize mahremeli değmesin, namahremeli değmesin. Ne olacak? Milli mücadele başlatıldı. O Çanakkale öyle. Allah yolunda canlarını verdiler, şehit oldular. Kaç yüz bin kişi Allah rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Onların dereceleri çok yüksek Çanakkale şehitlerin. E anladık da bunlar vatan için, din için, namus için, bayrak için bizim kutsallarımız vardır. E kadının şimdi başının örtüsünü çekip alırsan olur mu ya? El değersen olur mu kadına ya? Hakaret edersen olur mu? Söversen olur mu? Cık, olmaz. E şimdi bu adamlar can verdiler, şehit oldular. Bak Elhamdülillah bugüne kadar da bu kadar iç ve dış düşmanlara rağmen Allah vatanımızı böldürmedi. Bundan sonra da böldürmesin. Bak asker orada teröristlerle uğraşıyor. Dağlarda bir, bir metre iki metre karda buzda biz burada rahat namaz kılıyoruz, Kur'an okuyoruz. Allah sevaplarımıza ortak eylesin. Amin. Onlar büyük iş yapıyor. E, polis içeride güvenliği sağlıyor. Her taraf hırsız doldu, eşkıya doldu ya. Birbirini yiyecekler ya. E onlar orada, onlar da can tehlikede bir olay operasyona gidiyor icabında candan oluyor, şehit oluyor. E dolayısıyla şimdi burada Rabbimizin lütfunu görelim. Rabbimiz bize iyilik etti, lütfetti, bu vatanı bize bağışladı. Yunan'ını, Rus'unu, Rus oradan girdi Karadeniz'den. Yunan girdi burada, herkes girdi. İşgal edildi bu vatan. İstanbul'un ikinci defa kurtuluşu yok mu? He? Fatih'ten sonra işgal olmadı mı İstanbul? Bir daha oldu. Allah bir daha. Onun için ne diyor? Akif'te Allah bir daha. Efendim İstiklal marşı yazdırmasın diyor. Amin. E tabi ama o zaman kutsallarımıza sahip çıkalım. İslam'la, dinle, Müslüman'la uğraşmayalım. Adamın zaten İslami nişanlarını inançlarını, şuurlarını zedelersen, şürütürsen, zayıflatırsan ondan sonra da ne vatanını düşünen kalır, ne milletini düşünen kalır, ne teröristi ne gavuru düşman bilen kalır. Ondan sonra zaten patrikhaneye ekümenikli isteyene buyur. Ondan sonra gavura gel cirit at. Bütün camileri kiliseye verir. Çünkü o şuursuz millet böyle yapar. Ama bizim milletimiz şuurlu Müslüman elhamdülillah. E şimdi bu milletin Müslümanlığından Kimse ne uğraşıyor ki? Bunda bir zarar yok. Bak, kafirler ne diyor? Ya biz Müslümanlardan endişeliydik diyor. Bak, demek ki bu endişeleri hiç geçecek mi? Ne zamana kadar? Dünyada bir Müslüman kalmayıncaya kadar bunlar Müslümanlardan hep endişe duyacaklar. Allah Allah. Allah işte bir korku veriyor kalplerine. Halbuki korkmaya bir lüzum yok. E şimdi diyecekler bir tane Müslüman kalmadı. Oh, rahat et. Kavurlar böyle diyecek. Oh rahat ettik diyecekler. Ama diyecekler şimdi biz iman etsek, tevbe etsek güneş de batıdan doğmuş ya. Artık tevbe de kabul değil. Ne yapalım? Tam kavurluk yapalım diyecekler. E, gülmeyin ya hakikaten öyle. Ne yapacaklar? Yeter Yeteharacune fitturgu kelbeaim. Hayvanlar gibi sokaklarda çiftleşmeye başlayacaklar. Alenen park, pazar, yol, cadde. Şimdi bile ufak ufak parklarda, maklarda Öpüşme, sevişme, bugün zaten bilmem ne günü. Başladı. He? Benim haberim yok ha. Ben de <laughs> kendi doğum günümden başka da bir şey bilmem yani. <laughs> Ama bir arkadaş aradı da öyle diyor. Yahu dedi, ne işim var benim dedi ya. Şimdi bir şey değil, karılar da kaşınmaya başladı. Adamın karısı ne diyor? E bugün sevgililer günü olacak? E ne yapalım, nerede yemek yiyelim? Lan bir sevgili miyiz, salak? <laughs> Biz karı kocayız evde yemek yiyeceğiz. Yap böreği yiyelim. Alacağım karıyı götüreceğim. Emin önünde balık yenecek sevgililer gününde. sen ya? Kafayı mı yedin? Karı kocanın bir günü olur mu ya? Her gün karı kocanın ya. milleti ne yapıyorlar biliyor musun? Anneleri gününü bire indirdiler. Babalar gününü bire indi. Öğretmenlerin gününü bire. Ne demek? Senede belli gün 3-5 gün hediye yeme diye işi bitir. Ondan sonra ne ananı sor ne karını sor. Bunlar saçmalıktır. Bunlar gavur kültürüdür. Bu sevgililer günü çıkaran da kimdir? Aziz bilmem ne. Nikolos mudur? Bilmem ne nos mudur? Pos mudur? Bir şeydir. Mutlaka gavurun biridir. Öyle mi? Eee... siz daha iyi bilirsiniz. Bu meseleleri. <laughs> e peki sizin ne işiniz var Aziz Nikolos'un bilmem uydurduğu ile ya? Gavura benzemeye girmez mi bu? Kim kime benzersen ondan olur. Ya bizi Allah Müslüman etti ya. Bizim ne işimiz var böyle delilliklerle ya? Sakın sakın sakın. Ondan sonra. Ne hediyeleşmek ne bir şey. Olur mu ya? Allah'ın günü mü bitti? Celleşah. Bayramımız var, mübarek günlerimiz var, gecelerimiz var. Biz bunlarda birbirimizi sevindirelim, hediye alalım, mutlu yapalım edelim ama yanlış adreslere gitmeyelim. Ne yapacaklar? Yollarda hayvan gibi çiftleşecekler. Allah Allah şuraya bak. Sümme yekûm ahadûm bi ümmi ve ukti ve ibneti fe yenkihuha ve istat tarîk yekûm anha vâhid ve yenzû aleyha âkhar. La yunkar ve la yugayyar. Bak Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı mübarek ağzından çıkan kelimeleri size okuyorum. Harfleriyle dinliyorsunuz. Ben bunu uydurmuyorum. Hepsinin kaynağı var. Kaç tane? Buyuruyor ki Adam diyor annesini alacak. Kız kardeşini alacak. Kızını alacak. Yolun ortasına çıkaracak. Alenen ondan çiftleşecek diyor. İşte bu işte kıyamet kopma budur. Alenen birisi diyor aynı hadis-i şerifte böyle diyor. Biri üstüne binecek, biri üstünden inecek diyor. Annesinin, kardeşinin, kızının biri inecek, biri binecek. Böyle alenen bütün millet kimse de ne yapıyorsunuz ya? demeyecek. Şimdi şimdikinin farkı ne? Şimdi de böyle bir manyaklık yapan çıksa bile bütün millet ne der? Stoş, ne oluyor? Şşşt. Bu ne lan der? Var öyle mübarekler yani. Bu ne lan diyen mübareklerimiz çıkar. Ama şimdi öyle bir zaman ki ne inkar eden olacak, ne değiştiren olacak. Ne yapıyorsun diyen yani normal. Şimdi nasıl el ele tutuşmalar normalleşti ya? Evvelce bu da var mıydı? Erkek önden gider, kadın arkadan gider, el ele tutuşmak falan yok. Şimdi, karı kocalar birbirine sarılıyor, evde sarılmıyorlar, sokakta sarılıyorlar birbirine. Lan <laughs> gidin evde sarılın, deli misiniz ya sokakta? Allah Allah, bir edep vardır, bir örf vardır, bir an anane vardır, bir kültür vardır, bir gelenek vardır. Böyle mi gördünüz ananızdan, babanızdan ya? Ne biçim bir şey siz ya? Sokakta, milletin ortasında karınızın elini tutmayın. Tamam? Tutmayın kardeşim ya. Ha tehlike olur, bir şey olur. E, kayacak olur, yol kaygan olur, düşecek olur. Yardım mahiyeti başka. Anladın mı? Ama vitrin seyrederken ha böyle el tutmak olmaz. Bunlar ayıp şeyler. Şimdi çarşaflıların bile böyle yanında kocasıyla el tutuyor. Ya sen çarşaflı kadınsın. Ayıptır ya. Senin çarşafının bir İslam nişanıdır. Sen şimdi biraz ciddi ol ya. Böyle yakışmaz ya Müslüman'a. Şimdi nasıl ki bunlar normal. Tabii şimdi karısının elinden tutana kimse bir şey demiyor. E sevgilisinin elinden tutana da şimdi kimse bir şey demiyor. Kimse gelip de çıkart bakayım nikah cüzdanını diyen var mı? E yok. E demeye de hakkı yok. E ne olacak abi? Helal belli, haram belli, günah yapan kendine. Biz hoş şey değiliz. Ama normal görmenin boyutları. Bu boyut genişliğe genişliğe, larçlaşarak -lar nereye kadar gidecek? İşte o zamana gelecek ki bir kişi yolun ortasında çiftleşiyor bir de annesiyle ya. Sen şimdi buna mantıken bunun izahını bulabiliyor musun? Ama bozukluk freni patlamış araba nerede duracağı belli olmaz. Bu bu bozukluk gider öyle yani. Zincirleme. Ve efdalum yekul lev tenahaytum anit tarik kâne ahsen. O zaman en mübarek adam en üstün adam yani dünyada kaç milyar var Allah bilir o zamanın nüfusunu ne bileyim o zaman da bir insan sokakta çiftleşene ne dese ki, biraz yoldan kenara kaçsaydınız ya daha güzel olurdu diyen en üstün adam hatta bir hadiste diyor ki sahabeye sizin içinizde Ebu Bekir'in mertebesi neyse o gün yoldan biraz kenara çekilin duvarın arkasında yapsanız da bu işi diyen sizin içinizdeki Ebu Bekir gibidir diyor bunu da çok evvelki hadislerde Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O biraz geri. Bunların hepsi bir mecmuadır yani. Çünkü o da ne ister o zaman da? O da o zaman cesaret ister. Allah için o cesareti gösterebilen yok. Fekunun âlâ misli Böylece insanlar devam edecekler. Hatta la yûled ahadun min nikah. Ne olacak? Nikahtan doğan kalmayacak. Bir tane nikahtan gelenin başına kıyamet kopmayacak. Ne olacak? Dünyada nikahtan bir çocuk yok. Bu sefer ne olacak? Sümme yakımullah nisa selazi yine sene. Ondan sonra da Allah 30 sene bütün kadınları kısırlaştıracak. Dünyada 30 sene bir kadın hamile kalmayacak. Duydunuz mu hiç bunları siz? Devam edin. Daha neler duyarsınız? Yeter ki adrese, doğru adrese devam edin. 30 sene kadınları kısırlaştıracak. O noktada da zaten nikahtan doğan kalmamış, hepsi veledizine. E bu sefer de 30 senede kısırlık hüküm sürüp hiçbir kadın da doğuramayınca artık nikah nikah akit makit mefhum kalmamış ve kunun kullum evlade zinen şiraran nas. İnsanların en şerlisi hepsi veledizine bir tane nikahtan doğan kalmadığı zaman aleym tek kıyamet kafalarına kopacak. Ama nasıl kopacak? Kıyametin kopması da çok acayip ayetler. Hadise Kur'an-ı Kerim çok anlatıyor kıyameti. O da tabii önümüzde de derslerde inşallah kıyamet nasıl kopacağını da konuşmamızda ibret vardır inşallah. Allah bizi o zamana koymasın. Amin. Bizim zürriyetimizden de o halde bırakmasın. Amin. Bir facir, fasık, münafık bizden yaratmasın. Amin. Allah parçamızı cehenneme atmasın. Amin. Amin. Allah'ım şu mübarek gece cuma gecesinde şu okunan hadisi şerifler hürmetine ayet-i kerimeler hürmetine Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından dökülen şu harfler hürmetine şu hadisin bereketine şurada bulunan cemaatimizden hiçbirimizin neslimizden o güne bir kafir facir yetiştirme ya Rabbi hep çocuklarımızı imanla yaşat ya Amin. Hey, bizden ne kadar sonra torunlarımız, kaçıncı torunlarımız olacak? Ama bu dua onlara da ulaşacak mı? İnşallah. Ya işte sen bugün bu meclislerde bulun, bu derslere katıl. Sen bugün bu dualara amin de bu cemaatler reddolmaz. Burada reddolmayan Allah dostları var. İşte bu cemaatların da bereketiyle. Bir de bakarsın 7 nesil sonraki torununa bile bu dua yetişir. Yeter ki dua al. İnşallahurrahman. Evet. Şimdi, kardeşlerimiz, dedem kıymetli dedem, cahit dedem Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Amin. Efendi Hazretlerimizin çok sevdiği, devamlı sorduğu, dua ettiği mübarek insan, Allah dostlarından idi. Günde elli bin kelime-i tevhid zikir, elli bin her gün, 50 sene günde elli bin zikir, devamlı ibadet, dünya kelamı yok, bir şey yok. böyle ibadet üzere sırf zikrederdi. İkinci seneyi devriyesi hatim indirilmiş. İnşallah ruhuna bir dua yapalım. Siz de amin deyin. Sizin de ölülerinizi ortak edeceğiz. Ondan sonra. Efendim Somuncu Baba, Kemal Efendi hocamızın hizmet eder. Somuncu Baba der ona. Kemal Efendi. Kardeşimiz o sohbetlerimize de gelir. Onun dayısı İsmet abimiz vefat etti. Ruhuna bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Hediyemizi isal eyle kabrinin Nur eyle mukam cennet eyle amin Derecesini hale eyle Ya Rabbel Alemin amin. Askere giden kardeşlerimize de Ya Rabbel Alemin Hayırla gitmelerini nasip eyle amin. Selametle dönmelerini nasip eyle amin. Vatani görevlerini en iyi şekilde icraya ve ifaya muvaffak eyle amin. Teröristlerin eşkıyanın şerrinden muhafaza eyle Amin, amin. Ya Rabbel Bütün askerlerimizi bu dualara ilhak eyleyip selametle ocaklarına, çocuklarına, anne babalarına kavuşma gelişmek müesser eyle ya Rabbel alemin. Amin. Sahabe-i kirama ne sordu? Hel mü müşembirilil cenneti. Cenneti kazanmak için kolunu paçasını sıvayan var mı? Cenneti anlattı, anlattı. Irmaklarını, nehirlerini, köşklerini, saraylarını, hurilerini, kılmanlarını anlattı, anlattı. Sahabe-i kiram coştular, ayağa kalktılar. Nehnül <laughs> müşembirunela. Biz kolu paçayı sıvadık, gireceğiz ya Resulallah deyince hemen ne buyurdu? Kulu inşallah. dedik ki inşallah deyin yoksa beceremezsiniz. Onun için biz bizim elimizde değiliz. Allah bizi kaldırsın. Allah namaza yetiştirsin. Rabbim secdeleri kıldırsın. Sabah namazını cemaatle kıldırsın. Amin. Böylece inşallah buluşmak nasip olsun. Müesser olsun. Ve bu tadil erken risalesine çok azami gayret. Kainatın efendisi şahit olsun. Onun öldürülmüş bu sünnetini... İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin bu tavsiyesine uyarak ihya edeceğiz inşallah. Yüz şey sevabından da daha büyük bir amel kazanacağız inşallah. Ve yeniden her namaz kılanların düzgün kılmasına gayret edeceğiz inşallah. Kendimiz de doğru kılacağız. Herkes gücü kadar mutlaka alıp dağıtmak üzere niyet etsin inşallah. Bak bu gece sadece bunu söylüyoruz. Tadil erkanı kuvvetli bir şekilde okuyup amel etmek. Camilere koyun kütüphanelere koyun, insanların oturduğu yerlere koyun. imamlara, imamlara hediye edin. Müezzinlere hediye edin mutlaka. Çünkü onlar cemaattan da sorumludurlar. Çok yanlış var bu işte. İnşallah bu tadil erken risalesiyle yüzümüz ak olsun inşallah. Amellerimiz pak olsun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi ve Aleyhi Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. محمد وعلى آله <سؤال> وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم لا إله إلا أنت ولا عبد الله إياك فاعف عنا عافنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا روح روحنا نادينا لله الحاج علي الحيد محمود لو في قدس الله واسراره من عليه اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قبل ما عمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قبل ما عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام وكم شرطا خاتم شريف لريه فصل كلامنا كابول بورب حاصر مثوبات أولا بدات خاجي شفيع وصاد فيهم الاعراسات حضره محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عزيز لطيف شريف نوح شهادة لنا ثانيا بالجمله بغنبرانا عظام رسول بخام عليهم صلوات منا حضراتنا ارواح طيبه لنا Aleyhissalavat dairet-i madd-i memnin kul-i felay rasidin ashab-ı gusi len sar muhacirin tabe'in tabi'in ey memdu'de eden müfessirîn muhaddisîn fuqahâ kurratul ve bil-cibl kuran ruhine silsile-i meşayihun sar truk'a'l-ayn meşayihun ruhine analarımızdan babalarımızdan abavcad akraba hatlarımızdan komşu ve yarınlarımızdan cehaldar baka'den ruhine ve ve bu cemaatin gelişlerinden müminin müminatine <laughs> ve şu mübarek gecede iki sene evvel rahmetine ısmarlamış bulunduğumuz Cahit dedemizin ve Nedim anneannemizin ervahü tayyibelerine hediye eyledik şu anda ihsal eyle, <laughs> ruhaniyetlerini haberdar eyle, Kabullen, nur ile derecelerine âli eyle, makamlan cennet ile ya Rabbel alemin. Bizleri de arkalarından fitneye düşürme ya Rabbi, yoldan ayırma ya Rabbi, şüphelere kaptırma ya Rabbi. Ehli sünnet ve cemaat yolunda yaşayıp ölmek müessere eyle. Amin, Amin. 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 diyen dilerimizin harcı hamden azad eyle dualarımızı. Lütfü kereminle kabulle karine eyleyip, kıyamet alametlerinden ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle. Amin. İmanımız sana emanet ettik, sen emanetleri zayi etmesin muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Hepimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Hayırlı uzun ömürler bağışlayıp yolunda harcayacak kuvvet takat ihsan eyle. Amin. Gece kaldır bizi ya Rabbi sabah Amin. namazında cemaate gelmek nasip eyle. Amin. Muhurrem Taha ve Yasin ya Rabbi alemin. Bu tadili erken sahasında çok insanların namazı doğru kılmasını nasip eyle. Amin. Arkamızdan da bu eserlerin yaşamasını nasip eyle. Amin. Öldükten sonra da bıraktığımız bu ilim mirası ile beraber kabirde de rahat etmek nasip eyle. Amin. Rıza'na uygun amellere muvaffak eyle amellerimizin sevabını iptal ettirecek kötü inançlardan, bozuk fikirlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ve bu kardeşlerimizin hepsine tadil erkanın önemini anlat ya Rabbi. Amin. Namazın önemini anlat ya Rabbi. Amin. Ve bütün insanlara bunu ulaştırmanın önemini anlat ya Rabbi. Amin. Bu tadı onlara da tattır, bu şuuru onlara ihsan eyle ya Rabbi. Amin, Amin. Amin. ya Rabbi alemin. Bu hizmetlerde bize yardım eden, bu hizmetlerde Ya Rabbi dağıtmakta, insanlara ulaştırmakta ve duyurmakta yardımcı olanlara yardım eyle Ya Rabbi. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahümme Allahümme salli ve sellim salli ve sellim ve barik ve barik ala seyyidina ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله, آله وصحبه, 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 وصحبه امين تو ربنا انمون قبول حصولي الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك <سؤال> يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين <سؤال> والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه ومشاخنا كافة ولا روح إمام طرق النفن خاصة ولا مستوي احمد غريب الله بك شيئا خلنا الله بك حضا فن حسين كسفن شرم كسفن دعا مدل جمع السلاطين العثماني شيخ وإلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين أموات جماعة الحاضرين وإلى روح جاهد ندم ندي ما خاصة الفاتحة